Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere hepinizin evde kolaylıkla hazırlayabileceği bir bakım küründen bahsedeceğim. Bu bakım kürü göz çevresi için uygulanabilecek bir bakım kürü. Benim annem, ben kendimi bildim bileli, her zaman evde bir takım bitkiler ve bir takım yağlar bulundurur. Ve kendi rutin cilt bakımı ürünleri dışında bu bitkisel ürünlerle her zaman cildini destekler. Bu bitkilerden biri de aloe vera bitkisi. Bizde aloe veranın hem küçük yağları var hem de saksıda bitkinin kendisi var. Annem aloe verayı sürekli olarak kullanıyor. Bildiğinizi düşünüyorum. İnternetten de araştırıp rahatlıkla ulaşabilirsiniz bu bilgilere. Aloe veranın cilt üzerinde iyileştirici bir etkisi var. Bunun dışında nemlendirme özelliği çok yüksek ve aynı zamanda yaşlanma karşıtı bir etkisi de var bu bitkinin. Annem bu bitkiyi özellikle yüzüne kullanıyor. Yara ya da işte herhangi bir pütürcük, alerji vesaire gibi durumlarda, ufak tefek durumlarda kullanıyor. Onun dışında bir de göz çevresi için kullanıyor. Şimdi ben anneme her zaman diyordum ki birkaç hafta öncesine kadar, anneciğim sen bunu alıyorsun, direkt olarak kullanıyorsun ama bunun faydasını çok göremiyor olabilirsin. Hani belki de tam performans bir işlev gerçekleştirmiyor. Biz neden aloe vera içerikli işlenmiş bir ürün alıp da kullanmıyoruz dedim. O da bana bunun hiç gerekli olmadığını söylüyordu her zaman. Çünkü etkisinden çok memnun kaldığını söylüyordu. Ben de emin olmak için artık sizin de bildiğiniz cilt bakım uzmanım Merve'ye gittim. Merve de bana dedi ki, annen kesinlikle çok doğru bir şey yapıyor, çok faydalı bir şey yapıyor. Sen nasıl bunu bu zamana kadar denemezsin, nasıl böyle bir şeyden mahrum kalırsın dedi. Ve ben de hemen bunun üzerine eve geldim. Ve son 3 haftadır, yaklaşık 3 haftadır bunu göz çevreme ben de uygulamaya başladım. Önce size aloe vera bitkisini göstereyim. Hemen benim balkonumda bulunuyor. Hemen bir onu göstereyim size. İşte aloe vera bitkisi. Oldukça etli ve yeşil yaprakları var. İşte az önce gördüğünüz etli yapraklardan birini, bir parçasını, küçük bir parçayı kopartıyorum ben. Suyla güzelce yıkıyorum, temizliyorum ve arkasından blenderdan ya da mikserden çekiyorum. Elde ettiğim ürünü göz çevreme koyuyorum. Göz kapaklarım dahil olmak üzere göz çevreme yerleştiriyorum. Ve ortalama 10-15 dakika kadar bekletiyorum. Bunu haftada en az 1, en fazla 2 kez uyguluyorum göz çevreme. Peki ben nasıl bir etkiyle karşılaştım bu maskeden sonra? Normalde biliyorsunuz ki ben rutin olarak göz altlarıma corrector artı concealer ikilisini uyguluyorum. Bu ikili de benim göz altlarımı oldukça yoruyor, kurutuyor. Benim göz altlarım zaten kuru. Dolayısıyla ben göz altlarıma mutlaka bir nemlendirici uygulamak zorunda kalıyorum. Yaşım itibariyle de herhangi anti-aging içerikli bir ürün kullanmıyorum. Sadece nemlendirmeyi vaat eden bir ürün kullanıyorum göz altlarıma. Fakat ben bu maskeyi kullanmaya başladığımdan beri göz altlarıma kullandığım kreme açıkçası çok da ihtiyacım kalmadı. Şöyle ki sadece makyaja başlamadan önce, gözaltı ürünlerimi uygulamadan önce hafif bir nemlendirme yapıyorum. Bunun dışında her gece yatmadan önce ve her sabah kalktığımda nemlendiricimi uyguluyordum. Buna artık ihtiyaç duymuyorum. Çünkü göz çevremdeki kuruluk gerçekten hafifledi. Aloe vera'nın anti-aging özelliği olduğunu da söyledim az önce. Fakat özellikle belli bir yaştan sonra çok ciddi miktarda etki göstereceğini düşünmüyorum anti-aging konusunda. Ama nemlendirme açısından oldukça başarılı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunun dışında göz çevresinden bahsederken patatesin de göz çevresine, göz altı morluklarına ne kadar etkili olduğunu, ne kadar iyi geldiğini muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur ama bu video kapsamında ben bir kez daha söylemek istiyorum. Patatesi nasıl kullanıyorum? İnce bir dilim kesiyorum. Saydam şeffaf bir dilim oluyor. Bu oldukça sulu oluyor. Bunu birer tane, her gözüm için birer tane kesip gözümün üzerlerine kapatıyorum. Ve ortalama 10-15 dakika kadar bekletiyorum. Gözaltı morluklarını gerçekten hafifletiyor düzenli kullanımda. Patatesi muhakkak hepiniz biliyordunuz. Aloe vera'yı da duymuş olanlarınız ya da deneyenleriniz mutlaka vardır diye düşünüyorum. Ama bu maske yöntemiyle düzenli olarak kullanıp bana sonuçları bildirmenizi istiyorum. Çünkü dediğim gibi ben çok memnun kaldım. Ayrıca sizin de bildiğiniz, kullandığınız bu şekilde basit, evde kolayca uygulanabilir etkili yöntemler varsa lütfen aşağıya bizlerle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.